Herkese merhaba. Ben Barzotta ve bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyorum. Bu seferki yolculuğumuz Afrika'da olacak. Yolumuz Afrika'ya düştü. Batı Afrika taraflarındayız. Manding Düklüğü'nü kontrol ediyoruz. Manding Düklüğü de Mali Krallığı'nın ve Mali İmparatorluğu'nun başkenti. Tarihteki en zengin insan olarak kabul edilen Mansa Musa'yı belki hepiniz duymuşsunuzdur. İşte onun atalarından bir tanesini canlandırıyoruz şu an. Sene 1066 normalde 867'de yapmayı da isterdim bunu. Ancak 867'de daha düşük bir gelişmişlik sınırı var ve herkes çeşitli putperest inancına bağlı. Ancak 1066 yılındaki haritaya baktığımızda biz gerçekten çok ilginç bir sahne karşılıyor. Çünkü Kuzey Afrika'nın tamamı Müslüman, çoğunluğu Sünni Müslüman, reform edilmemiş bir mezhebe sahip olmasına rağmen feodal bir krallık mevcut kabile seviyesinde bir dük var ki bu da biz oluyoruz. Ancak sünni bir Müslüman ve çevresindeki herkes, bütün komşuları ve komşularının da komşuları reform edilmemiş putperest mezheplere sahiptir. İşte burada karakterimizin bulunduğu nokta gerçekten ilginç. Yani Batı Afrika'da İslam'ın başlangıcı diye kabul edebiliriz bunu. Dolayısıyla 867 yerine daha ilginç olduğunu düşündüğüm 1066 yılını seçtim ve 166'dan başlayarak gideceğiz. 166'da durumumuza baktığımızda gelişmişlik ortalamamız 5 ila 7 arasında. Normalde çok iyi olduğu anlamına gelmez. Ancak askeri gücümüz gayet iyi, milis gücümüz gayet iyi ve Manding düklüğünde çok önemli iki özellik var. Başkent Niani'nin bulunduğu Figuira baronluğunda ve bu rekontluğundaki baronluğunda altın madenleri inşa edebiliyorsunuz. Bu altın madenleri size ciddi gelir sağladığı gibi aynı zamanda gelişmişlikte de ciddi artışa ulaşıyor. Belki bunu birçoğunuz biliyordur, belki birçoğunuzun bundan bilgisi yoktu. Her halükarda bunu sizinle paylaşmak istedim. Dolayısıyla Afrika'da seri çekmek istiyorsanız, tabii daha zorlayıcı, daha tehlikeli bir yolculuk isterseniz de başka seçenekler de mevcut. Ancak dersiniz ki ben çok fazla rakibin içerisinden sıyrılan güçlü bir lider olmak istiyorum. Ve bunu da kısa bir sürede başarmak istiyorum. Ya da ben bunu adım adım başarmak istiyorum. Ancak kendi nüfuzumu da yavaş yavaş yaymak istiyorum derseniz Manding Dükü bu konuda gerçekten ideal bir yönetici. Kendisi genç ve idari yeteneğine mensup. Fakat şöyle bir durum var. Siz haritadan bu karakteri seçtiğiniz zaman her özellik sabit bir şekilde gelmeyecek. Yani bu Tarihte bu özellikleriyle bilinen kayıtlı bir karakter değil. Haritaya tekrar gidip baktığınızda bambaşka özellikler ve bambaşka bir eğitim tarzı görebilirsiniz bu konuda. Prestij kastığımız kadar aynı zamanda altın kasacağız ve etrafımızdaki bütün yöneticiler arasında en çok para elde eden en zengin insan biz olacağız burada. Ve bunu da ben size bu şekilde göstereceğim. 15 Eylül 1066 yılını gösteriyor. Öncelikle yapmam gereken şey, şiret yöntemlerini benimsemenin şartlarını öğrenmek. Esasında en zor kısımlar hallolmuş. Halihazırda düzenli bir mezhebe sahibiz. Başkentimizdeki gelişmişlik seviyesi 5'ten fazla ve kendi kültürümüzün medeni ve askeri buluşlarının %70'ine sahibiz. Yapmamız gereken sadece iki şey var. Prestij seviyemizi arttırmak, yani köklüden ünlüye geçmek. Bunun için de yaklaşık toplamda 1000 prestij kazansak yeter ve mutlak kabile otoritesine sahip olmamız gerekecek. Şu an kısıtlı kabile otoritesine geçince biraz prestij kaybedeceğim. Bir sonraki kabile otoritesine geçebilmek için de bir 10 sene beklemem gerekecek. İdare yönetiminden gidiyoruz. Altın yükümlülükler ve savaş vurguncusunu açmış. Gayet güzel. Ben şimdilik yeterli idare yeteneğim olduğu için oyunun başında servet odanı seçeceğim. Toplam aylık gelirim %10 daha fazla olacak. 5.2'den 6.3'e çıktı diyebiliriz. Şimdi yeteri askeri gücümüz var. Etrafta belli başlı Müslüman yöneticiler var. Bunların olması gayet iyi. Özellikle murabıtlar. Murabıtların vasallarıyla da normalde ittifak yapabiliyoruz. Ancak ittifak yapabilmemiz için bizim çocuklara ihtiyacımız var. Ve şu an sadece bir erkek oğlumuz var. 4 yaşında. Onu da şu an biz eğitiyoruz. Mesela oğlumuza veya kendimize bir eş bulmak istediğimiz zaman ne yazık ki yok. Mesela bu yöneticimiz Takrur Dükü'nün sadece tek bir oğlu var. Kavkav emirinin sadece bir tane yetişkin oğlu var gibi. Yanı başımızda Gana var. Gana tehlikeli. Öncelikle kendisi feodal bir yönetime sahip. Feodal olduğu için de ekonomisi, ekonomik altyapısı daha doğrusu sağlam olur. Dolayısıyla Öncelikle arkadaşlar, başkaları yağmalanmadan, komşularımız da başkaları tarafından yağmalanmadan ufak bir tahsilata çıkalım derim. Öncelikle şu askerlerimizi bir konuşlandıralım. Bütün yağma ordusunu şimdiden topluyorum. Komşularımızı ufaktan yağmalayacağım. Bu karakter gayet iyi çünkü akıncı özelliğine sahip, daha hızlı yağma yapabiliyor. 18 altın geldi elimize. Kabarasan'a, Toro, daha doğrusu buradaki Yerde yağmalayabiliriz ama başkentlerdeki ganimet çok daha fazla. Birkaç tane komşuyu yağmalayıp geri dönsek gayet iyi olur. Hali hazırda zaten para elde ediyoruz. Benim önceliğim bu altın madenlerini inşa etmek olacak altın madenlerini dördüncü seviyeye kadar da geliştirebiliyoruz. Yani iki altın madenini sonuna kadar geliştirseniz bu noktada saf haliyle sırf iki altın madeninden 28 altın elde edeceksiniz aylık. Ki buna gelişmişliği ve idari saymıyorum bile. Buradaki abiler sanki bana gelecek gibi. O yüzden şöyle ülkemize dönerek başka bir yağma alanına gidebiliriz. 65 altın geldi gayet güzel. Şuradaki başkentte yağmalasak. 262 altınımız var. Prestijimiz biraz yerlerde sayılır. Bu arada benim sahip olduğum topraklar Müslüman dinine mensup değil. Dolayısıyla elimdeki imamı kullanarak buraları değiştireceğim. Şu an elimizde hali hazırda 6 kontluk var. İlk hedefim Mali Krallığı'nı kurmak. Bir noktada Gana ile çarpışmam gerekecek çünkü Gana bambuk kontlunu tutuyor ve bambukta da bir altın madeni kurabiliyorsunuz. Ben dolayısıyla kontluk için kutsal savaş açmak isteyeceğim ancak bunlar katılacak. Dolayısıyla kontluk fethi yapıyorum. Elimde ne yazık ki şu an kuşatma silahı yok. Kuşatma silahlarını geliştirmek için biraz beklememiz gerekecek. Dolayısıyla hesap defteri üzerinden gidiyoruz. Gelişmişliğimiz kabile yönetimine göre fena değil. Kültürümüzü ilerletmenin bir yolu mevcut. Normalde Malinke ve Soninke kültürlerini de birleştirebilirim. Onların geleneklerini de alabilirim. Gayet iyi olur. Heh, yağmadan dönüyormuş he. Savaşta mı yakaladık? Gayet güzel. Bir kontluk elde ettik şu an arkadaşlar. Ah biri yağmalıyor beni. İnanmıyorum. Bu ne cüret? Heh, iyi dayandılar. Bu arada benim saray hekimim yok galiba. Ey. Hemen bir saray hekimi alalım. Hekim arayalım. Şöyle yine mesela yağmaya çıkalım desek. Aa çok güzel. Burası hiç yağmalanmamış. 23 altın bizi bekliyor burada. Başkasına nasip olmadan gidip alalım mesela. Çok teşekkürler. Bu abi biriyle ittifak bulmadan ufaktan Mali krallığını kurmaya çalışacağım. Çünkü benim topraklarım üzerinde de hak talebi var. Özellikle benim Tabon, Sibi ve Dakajalan kontukları üzerinde. İşte kutsal savaş yapmak istesem diğerleri de savaşlara katılabilir ne yazık ki. Burası Mali'ye ait? Mali krallığına. Evet güzel. Becerikli bir komutan olur. İyi tamam hadi gel. Seni de saray mensubu yaptık. Bambuku. Dolayısıyla şu prestiji arttırmak için. Mesela ufaktan bir ziyafeti ziyafet yapsak hiç fena olmaz. Onur konuğu olarak mesela birini Şu abi çağıralım. Bu abi fena değil. Bizden hoşlanır. Ortalama prestij kazanımı ve orta fazla görüş kazanımı seçtik. Güzel. O ünlüye çok yaklaştık arkadaşlar bu arada gayet iyi oldu. Mali krallığına doğru ufak ufak gidiyoruz arkadaşlar. İki kontluk daha alsak ve 250 altına sahip olsak altın çok sorun değil bu noktada. Çünkü altın harcamamız olmuyor. Bir ünvan oluşturduğumuz zaman da ciddi prestij gelecek. Zaten Ünlüye geliyoruz ve bize karşı seküler liderlerin görüşte ufak da olsa artacak. Bu abi mesela kutsal savaş açmış buraya, gücün düşük görmüş ama kutsal savaş açtığı için yanındakiler de katılmış. Zorlanıyor ve savaşı kaybediyor ne yazık ki. <laughs> Bu da bir yere gitmiş kutsal savaş açmış. Güzel, gayet iyi. Şimdi yine bir yağmacıları kaldıralım bakalım ne olacak bir görelim. Bizim akıncı bir abi vardı. Ha tabii çevremizdeki yerler yağmalanmış. Her şey ıh. Burası da yağmalanmış. Burası da yağmalanmış falan. Hoppa burası için savaş mı var? O zaman ben de şöyle bir şey yapabilirim aslında. Buraya alırım. Kaldıralım bütün orduları. Aa güzel tebaadan haraç toplayabiliyoruz arkadaşlar. Ama tabi bunun için bir konta ihtiyacımız varmış. Ordusunu yakalayıp parçalasak Gayet güzel. Esir etmişiz lideri. Kendisini fidye karşılığında serbest bırakalım. Evet. Savaş kazandık. Bu arada başka bir savaşta devraldık. Hah, bir kızımız oldu. Gayet güzel. Başkalarıyla da ittifak yapabiliriz. Talepleri dayatırsak bize 100 prestij ödeyecek. Aynı zamanda 150 prestij kazanacağız. Ünlü seviyesine geçmişiz. Gayet iyi. Öyle kaçmak yok. Gel öyle. Gel 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 gel. Ben şöyle orduyu böleyim. Bu abiler de bunları takip edebiliyorsa etsinler. Ya da biz direkt başkentine mi dalsak? Heh güzel. Başkentini kuşatabiliriz. O da sanırım bizim başkentimizi kuşatmaya gidiyor. Ben buna izin vermeyeceğim. Çok güzel. Ordu gücümüz çok iyi. 5000 askere yakınız. Ve savaşı kazandık. Bu abi satabiliriz sanki. O güzel. Kendisine fidye alabiliyoruz değil mi? Ben kendisine fidye alacağım. Bakın arkadaşlar. Sağlamda prestij elde ettik. Teşekkürler. Gana'yı yağmalamak istedim bir noktada ama ordu güçleri gayet iyi. Yani biz yok ederiz onları. Sayılır. Onların düzenli ordusu daha güçlü. Ben şöyle biraz ufaktan arttırabilirim. Kargılı'ya çok gerek var mı bilmiyorum açıkçası. Kargılı'nın bu noktada yani özellikle bu arazideki görevi sadece süvariyi durdurmak. Yoksa hani tepelik araziler var evet ama çoğunlukla kurak ve düzlük araziler. Bir de şu aşağısı özellikle gine tarafları ormanlık arazi. Esasen Takrur ile bir ittifak yapsam hiç fena olmaz. Hatta ben kendisiyle bir saniye savaşa katılmayı red Yok savaşa katılamıyorum. Ancak oğlum ile evlendirebilirim sanki. Karakterimin kızını onu oğluyla da evlendirebilirim. Güzel. Kendisiyle komşu sayılırız. Ben hatta savaşa bir saniye dur, dur. Ben ben katılmayı talep edeceğim. Arkadaş olmaya daha da yakınlaşacağız. Hiç sorun değil güzel kardeşim. Bina inşa etme maliyetlerini azaltıyoruz bu şekilde. Biraz daha para kazansam. 170 altın daha olsa mesela. İlk altın madenimi kuracağım. Tabi bunun için de yaklaşık bir 5 sene kadar gerekecek. Ancak bunu azaltabiliriz. Ee, yok öyle ama gel 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 gel. Hah. Hemen başkentine gidelim. Yakalayabiliyor muyuz orduyu burada? Yakalayamıyoruz sanırım değil mi? Bir deneyelim bakalım ama. Din değiştirme görevi nasıl gidiyor? İyi fena değil. Tamam ben seni yeterince etkiledim ya. Sen güçlü vasalsın falan filan. Güzel başkentini kuşattık. Hemen şu abiyi durdurmaya çalışalım. Tamam bu savaş bizim. Bir köylü sürüsü olacakmış sanırım. Hıh. Öncelikle şu isyanı bir bastıralım. Ultimatom gönderemeyecek kadar zayıf. Yani Halkçı örgütleşme. 7 ay içerisinde olacak diyor. Peki. Hali hazırda toprakları buraya kadar uzattığımıza göre burada yağmacıları toplasak. Buralar hep yağmalanmış mı? Ha, burası yağmalanmamış sanki. Güzel. Bir kontluk daha alsak arkadaşlar Mali Krallığı'nı oluşturacağız. Hemen şurada yağmacıları topladık. Biraz daha yağma yapacağız. Ha, şurayı yağmalayabiliriz. Güzel. Yağmaladık. Sonra hemen geri döneceğiz. Yolumuz üstünde Sikasoya'da uğrarız. Çok iyi. Heh, profesyonel işçi gücü. Güzel. Artık daha hızlı bina inşa edebiliyoruz. Çok fazla para harcamadan öncelikli olarak şu altın madenlerini kurmaya çalışacağım. Hatta sahip olduğum ana kontuklarda buradaki kabile seviyelerini de yükseltebilirim. Bu kabile kontuklarındaki binaları da yükseltebilirim. Çünkü yerleşik hayata geçtiğimizde onlar da ona göre değişecek. 443 altına. Güzel. Şunları birleştirelim. Şöyle başkentlerini yağmalayalım. İbadilik mi? Ee, yok. Murabıtlar canımızı okuyabilir. 496 altın. Harika. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar artık ilk madenimizi kurabiliyoruz. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Hatta vekil kullanarak buradaki gelişmişliği de arttıracağım ki daha hızlı bir sürede binalarımızı inşa edebilelim. Ha fidye alabiliyormuşuz harika. Karakterimin buraya hak iddiası mı oluşmuş? Ha çok iyi. Gerçekten harika. İşte kutsal savaş yaparsak üstüme çökecekler gibi geliyor bana. Şöyle düklük için Loma düklüğü. Furajalon mm, olabilir sayılır. Bunlar ibadiliğe geçmiş ufak ufak. Güzel gayet iyi. O bir saniye Gana'nın evet Gana kralının oğlu kanserden genç yaşta 20 yaşında ölmüş. Geriye de kardeşi mi kalmış? Bu abi eğer 55-60 yaşlarına gelmeden ölürse ülkede bir kaos çıkabilir ağır ağır ama emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Heh, sen burayı değiştirdin mi? Çok güzel. Şimdi burayı değiştiriyoruz. Karakterimin hak iddiası olarak burayı ele geçirebilirim. Geçiriyorum. Hatta ben seni çağırabiliyorsam savaşıma çağırayım ya. Gel sen başka bir savaşla meşgul olma. Teşekkürler. Orduyu şöyle birleştirdik. Şu abi koysak daha iyi olur mu bakalım. Heh, merkezileşmeyi de açtık. Çok güzel. Gelişmişlik daha da artıyor burada. Şimdi bu düşman ordusunun üstüne gidersek bize bir savaş skoru gelecek. Umarım gidebiliriz. Güzel. Kazandık. Elimizde şu an 9 konfluk var. Loma düklüğünü oluşturacak kadar alabilirsek burayı mesela oğlumuza da verebiliriz. Fakat oğlumuza sonradan başka bir toprak alırız. Bir bakalım. Şu bizimle şu abi bizimle iyi çarpıştı aslında biliyor musun? gayet güzel. Ben sana şöyle şu toprağı vereceğim. Gana o yağmalamış. Gana yürek yemiş arkadaşlar ve murabıtları yağmalamış gerçekten. Yani murabıtlar canını okuyacak gibi. Bakalım. Ordusunun gücü de azalmış. O zaman biz bir biz bir tahsilata çıkalım. Şu akıncıyı koyalım. Yağmadan geri püskürtülmüş bu arada. Gayet iyi. Şöyle sınırları yağmalayalım. Bizi yakalayacak az kalsın. Eğer yapay zeka ordusunu bizim üstümüze götürüyorsa büyük ihtimalle kazanacaktı ama. Altın madenimiz kurulmuş bu arada. Ben de onu yeni fark ettim. Loma için sanki bir savaş açabiliyorduk. Ben öyle anladım ama. Güzel bu abiye de burayı veririz. Şöyle bir kontuk fethi yapılır. Ne? güzel. Kuşatmaya gerek kalmadı. Hapsettik. Çok güzel. Şimdi. Sen burayı verdik. Loma'yı oluşturduk. Artık yeterince paraya sahip olduğumuz zaman Mali Krallığı'nı da halledebileceğiz. Şu Konko ve Dundu'yu özellikle bambuk düklüğünü alabilirsem ikinci oğluma vermeyi düşünüyorum. Şu abinin ölmesini beklerim. Ölür ölmez. Bu çocuk tahta geçtiği zaman bir Kargaşa olacak ülkede. Onu hissediyorum. Ve artık. Mali Krallığında oluşturduk. Yaşımız 33 bu arada. Hanedan sancağımızı ekledik. Hane sancağımızı da ekledik. Daha ekleyecek bir şeyimiz yok sanırım. Gayet güzel. Altın gideri hiç sıkıntı değil. Aylık 14 altın kazanıyoruz. Bir madenden dolayı. Şimdi ben sana güzel kardeşim. Loma'yı veriyor muyum? Loma'yı verdim. Senin başkentin tabi burası yalnız. Ben bu ateş ateşkesim var ama. Olsun hiç sorun değil. Toro düklüğü için bir kutsal savaş yapabilirim. Bunu yapmamın sebebi Malinke kültürünün bir parçası. Şu an biraz şekilsiz bir krallığımız var. Onun farkındayım. <laughs> Çok iyi. Timsah mı? Ne timsah? Timsah ne arar burada? Artist mi? Ne artısı? Artist ne arar lan pazarda? Bir yıl boyunca su içti etkisine sahip olacakmışız. Sen mi benim sarayıma ya. Sen güzel bir abiye benziyorsun. ha? Gel gel. Hayır. Furajalon düklüğünün dejur kısımlarını alırız. Loma'nın başkentini alırız. Ve kültürümüzle alakalı olduğu için de arkadaşlar. Şöyle diyorum ki bir kutsal savaş yaparım. Bassa da güçlü yalnız ama takrur çağırız. Hiç sorun değil. Şu düklük için bir kutsal savaş yapılır artık ya. Yaptım. Başkentini kuşatabilirsem eğer. Hmm, bir kızım daha oldu. Güzel. Şu an iki oğlum, dört tane kızım mı var? Hiç fena değil. Başkenti kuşattık. Gayet iyi. Değerli esir elde ettik. Hmm, bu hiç iyi değil işte. Toprak kaybetmesi. Neyse alırız. Bir şekilde alırız orayı. yağmalanıyorum arkadaşlar. Bu hiç iyi bir durum değil. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben kendisine şuradaki ünvanları vereceğim. Eğer kendisine şu tapınak bölgesini alabilirsem oraya da bir altın madeni yapabiliyor olacağım. Gayet güzel. Artık şanlı seviyesindeyiz ve prestijimizi de arttırdık. Bu abimize. Şöyle Toro düklüğünü verdim. Yani bir oğlum daha mı oldu? Peki öyle olsun. Geçebiliyorsam şu yüksek kabile otoritesine geçeceğim. 10 sene kadar daha bekleyeyim. mutlak kabile otoritesine geçersek de arkadaşlar yerleşik yönetime geçmiş oluyoruz. Biraz daha paramız olursa bir altınımız daha olursa tabi. Şöyle bir altın madeni. Buradaki gelişmişliği arttıralım. Aa buralar hiç yağmalanmamış mı? Burası falan. Aa, burası yağmalanmış. Ne e, güzel biraz para elde edelim o zaman. Toplayalım yağmacıları. Buraya gidelim. Çok iyi. 42 altın aldık. Şuraya da uğrarsak. 48 altın olacak ve. Çok güzel. Ha, seni ben esir mi etmişim? Harika. Buradaki altın madenimizin kurulmasına da 20 ay kaldı. Yani şöyle bir da getirebiliyor muymuşuz? Hadi seni da olarak şöyle getirdik. Bir tane saray mimarı ekleyebiliyorsak ekleyelim. Dindarlık seviyesini eğer biraz yükseltebilirsek şöyle işte şöyle düklük seviyesinde bir kutsal savaş yapabiliyoruz artık. Ama ben isterdim ki yani krallık istilası da yapabiliriz şöyle Gana için. Krallık için şöyle kutsal savaş açsak Gana ya fena olmaz. O bir saniye beyefendi İslam'a mı geçmiş? Ha güzel. Peki. Hadi gel ben sana vasallık teklif ettim hadi. Ya yani şimdi de tabi koltuk isteyecek. Hadi gel ben seni. Ben sana hatta para da vereceğim. Hatta biraz para vereceğim. Benden hoşlan. Ben seni etkileyeceğim böyle. Güzel bir dejur vasalımız daha oldu. Eşerlik ufak ufak yayılıyor. Önceliğimiz kendi topraklarımızdaki dini yaymak. Ha allame güzel. Daha iyi bir allame geldi bu arada. Ekleyebiliyorsak hemen şöyle bir başka da ekleyelim. Çok iyi olur. Deşur bölgeleri böyle ufak ufak alacağız arkadaşlar. Şu an 4 oğlum var toplamda. Hı. Oğullarıma şöyle bir... Mesela Gandan şu toprağı alsak iyi olur. Aa bu abi ölüyor yakında. İyi. Ölürse şöyle bir düklük fethi yapabiliriz. Şöyle bir kutsal savaş mesela yapılır. Düklük fethi yapsak buraya. Aa burası bizim mülkümüzün parçası mı olacak? Bu abiyi vasallaştırmayacağız yani. Çünkü kendisi burada ayrı bir toprak tutuyor. Heh ben sana şöyle vasallık teklif ettim. Harika. Çok iyi. Sen burayı istiyordun değil mi? Bak ben sana şu vasalı aktardım gayet güzel. Sonra ben kızlarımdan bir tanesini evlendireyim mesela, he? Nasıl olur? Güzel. Kendisiyle bir ittifak yaptık. Vasallık teklif ediyoruz. Ne harika. Şöyle bir düklük fethi yapabiliriz K bu için. Şöyle kontluk fethi tarzında yapacağım. Suratınız. E ee, bir isyan çıktı fakat garnizon değeri daha yüksek olduğunda kuşatmayı ilerletemiyorlar. Şöyle yakalayabiliriz sanki. Çok güzel. Buraya aldık. Ordumuzu köylü isyanının üstüne götürüyoruz. Kabuyu oluşturduk mesela. Kabuyu oluşturduk. Şu abiye verdik. Dejur bütünlük sağlanması açısından. Bizden hoşlanıyor yeterince. Öyle ayaklanmasını da hallettik. Görev tamamlandı. Harika. Şimdi devam ediyoruz. Kendi koltuklarımıza. O bölgedeki abiler de ufak ufak İslam'a geçiyorlar. Bir haneden mirası açılmış. Şöyle etkinlikler dalından gitsek iyi olur. Büyük gezi yapmak istesem. Bir bir yapalım bakalım. Haşmet gezisi yapabiliyor muyuz? Ha yapabiliyoruz. Harika. Şu ufaktan bir uğrayalım abilere kontrolleri arttıralım bir güzel. Nehirci yerine şöyle dağcı ekleyelim. Baya bir azalıyor sanırım tehlike. Tehlikeyi baya azalttık gibi bir şey. Ben öyle anladım. Aynen şu an hiç tehlike yok. İkinci altın madenimiz de kuruldu arkadaşlar. Şu halde aylık 23 altın alıyoruz. Etraftaki büyük abilere bakıyorum. Bakın bu abi Kuzey Afrika'nın çoğunu yönetiyor. Aylık 11 altın. Fransa'ya bakıyorum aylık 9,5 altın. Kutsal Roma İmparatorluğu yerlerde. İngiltere fena değil iyi para kazanıyor ancak vasalların alayı kont böyle. O, o hiç iyi olmadı. Şöyle bir uğrayalım bir kontrolleri bir arttıralım. Eğer turlar ve turnuvalar paketi elinizde varsa ve kabile yöneticisiyseniz Haşmet Gecesi'ne çıkarak çok sağlam prestij elde edebilirsiniz. Hem uğradığınız yerlerde hem turun sonunda. Gerçekten prestiji arttırmak ve bölgedeki kontrolleri yükseltip vasalların size karşı görüşünü arttırınca çok sağlam, istikrarlı bir yönetiminiz olur. Çok sağlam prestij elde ettik. İhtişam da geldi, hanedan ihtişamı. Burası senin dejur bölgende değil mi? Evet. Şöyle dejur bölgemizi alalım. Gayet iyi olur. Gel ben seni savaşa davet ettim. Gel gel. Heh. Şöyle Timbiye'yi ele geçirebiliriz. O bir saniye. Müttefiklerimiz darma duman olabilir arkadaşlar. Ne şöyle şöyle yapsak peki? Tamam şu ekip burada kalsın. Geri kalanlarla üstüne gidelim. Kuşatmayı da hallediyor gibiyiz. Harika. Şimdi bambuk tüklüğü hariç bütün dejur bölgeleri elimizde tutuyoruz. Loma elimizde, Furajalon elimizde. Kabu'yu kendi içimize dahil ediyoruz. Sonra da ufak ufak dahil olacak. Mülkümün parçası olacak diyor. Harika. O zaman buraya ikinci olma verebilirim ben. Şöyle bir dejur savaşı açtım. Savaşma çağırıyorum. Şuraları bir al. Gana şu an meşgul. Burada uzakta. Burada uzaktan gelecek. Biz orada belki kuşatmalarımızı halleder, içeri doğru çekilirsek yapmış olduğumuz kuşatmalarla ve ordusuyla yapacağımız çarpışma sonucunda yeneriz ki şu an kendisi zaten borçta ciddi para kaybediyor. Borçta olduğu için de toplamda 3000 askeri var. Buraya çekmek istese zorlanacak baya. Büyük düğün. Gidebiliriz aslında. Çok severim böyle savaşın ortasında bir etkinliğe gitme. Öf, öh, ciddi zorlanıyor. Kuşatma silahı yok tabii ki. <laughs> Jolov da gitmiş kendi savaşını ilan etmiş. Gana'nın ordusu geliyor. Güzel. Hmm, Gana buradaki orduyla çarpışıyor hmm. Ghana zorda ha. Gana çok zor da ya. Aa, burada da bir müttefik ordusu var ha. Of. Gana parçalıyor buradaki düşman ordusunu. Yok. Ben bu savaşı kesinlikle alacağım. Dejur bölgeleri alacağım ben. Gana geliyor galiba. Güzel. Gana buradaki ordunun üzerine yürüyecek. Onları burada haklayabiliriz. Ya yok gelme. Ama müttefiklerimizin topraklarında. Savaş gereğinden uzun sürdü. Çok güzel. Onları burada haklayacağız. Hem şu an toprağımı kuşatıyorlar. Bu biraz sorunlu. Ne köylü sürüsü. Saldırı savaşı bayağı uzun sürdü bu arada. O kötü oldu. Şöyle bir de alabiliyorsak sağlamından bir paralı asker. Tamam bu iş bizimdir. Ne güzel. Şöyle bir evlilik yaptık. Heh çok kötü borca girdi sırf benimle ateşkes istediği için. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Bütün dejur sınırlarımıza ulaştık.